Öncelikle çok keyifli, çok eğlenceli bir tefkalık bölümüne hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle şunu soracağım. Bilgisayar oyunlarıyla aranız nasıl? İyi, fena değil. Oynarım yani hala. İyi diyebileceğim seviyede. Prince of Persia ile başlamıştım. Aa. Siz daha doğmamıştınız o zaman. Ben 91'liyim, ben biliyorum. Öyle iki mi? İki boyutlu tamam. Oyunu vardı. Yani son zamanlarda hiç sıfır. Tamamen uzaklaştım diyorsunuz. Evet, ama lise döneminde Sims çok oynamıştım. Video öncesinde biraz konuştuk. Sizin iki uzmanlık alanınız var. Bir mimarlık, bir de bir gamer tarafınız var sizin. Hobi diyelim. Age of'la başladım. 12-13 yaşımdaydım. Age of 2 yeni çıkmıştı. Ha, evet. Ya birin demosunu oynuyorduk. Sonra 2 falan o dönemde yeni çıkmıştı. O zaman Steam yoktu. Bir de böyle milattan önce 7000. Steam yoktu. Ofisin serverına, evde kendi serverımıza falan kurup server üzerinden ortaklaşa Age of oynadığımız bir dönemle başladı. Minecraft oyununu daha önce hiç oynadınız mı veya hiç duydunuz mu? Oynamadım ama duydum. Yeğenimin oynadığı kadarıyla biliyorum. Yeğeniniz mi oynuyor? Evet. Böyle bloklar ve bir tane adam figürü var. Böyle piksel. O kadar. Evet. Ben de bu kadar. Güzel, yeterli yani. 2011 yılında piyasaya çıkan Minecraft oyunu gelmiş geçmiş en ünlü oyunlardan bir tanesi oldu. Basit grafiklere sahip bir oyunda bloklarla kendimize bir dünya yaratıyoruz. Minecraft'ta farklı farklı binalar, yapılar, hatta şehirler inşa edebiliyorsunuz. Bu oyunu sizin hayal gücünüzle oynayacağız. Ve bize bir ev yapmanızı isteyeceğiz. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırsınız. Peki oyunumuzu hemen açalım. Buradan bir tanesini seçmenizi istiyorum. Nerede bir ev yapmak istersiniz şu anda? Deniz kıyısında. Ama yani yüksekte olabilir yani. Ovalar var, orman var, deniz bataklık. Deniz kenarı istiyorum. Siz nerede bir ev yapmamı isterdiniz? Donmuş tepeleri bir deneyelim. Bu zaten böyle oluyor biliyor musun? Hani işveren geliyor ve diyor ki benim arazim bu. Kiraz ağaçların olduğu yere girebilir miyiz? Bakıyoruz ve... Evet. Evet, çok güzel yermiş biliyor musunuz? Aa, bu değil. Bir tane daha var ya, yeşillikli sahil. Burada odun bile yok çünkü yani. Minecraft'ın Ebru Gündeş'i her yerde de oynamıyor yani. Bakıyorum, tamam. İyi böyle, burası da iyi yani. Kuzey nerede burada? Bizim için önemli mesela. Öyle mi? Tabii. Oyun içinde göstermiyor. Nasıl yerleşeceğiz ama? Şimdi bence şurası iyi bir proje alanı gibi duruyor. Buraya böyle bir daire şeklinde bir oyuk açalım. Böyle güzel. Tam şu andaki düzlüğe yapalım o zaman. Tamam, tamamdır. Buradan manzara güzel. Ağaç kesmeyelim abi, bizi topa tutarlar. Yer beğenemedi. Tamam, buradan da çık. Evet, başka bir tane daha bakalım. Buradan. Sizin vaktiniz var mı? Var var. Benim yok diyemez. Evet. Okyanus biraz yükselt. Ha, şahane. Kumsalı güzel, da var. Güzel, bulduk tamam. Salon ve mutfak lütfen nehir manzara olsun. biz bence döşemimizi öncelikle yerleştirelim buraya. Burası aslında sayfiye yerinde bir kulübe gibi olsun. Bu kadar yeterli şimdilik bence. Evet. Hani böyle bir kere de seçip... Keşke ya. Bütün alanı bir kere de seçip dolduramaz. Zor. Şimdi şu malzeme. Ya büyük bir kütle yapabiliyor muyuz bundan? İstediğiniz her şeyi tamam, onları yanına koyarak... Bana 4x4 bir küp yapar mısınız? Aynısından bir tane daha istiyorum ama bu küpün yarısından başlasın ve geriye doğru gelsin. 4x4 yine. Tamam. Şimdi şuraya bir tane en başta yaptığımız var ya. Evet. Onun gibi bir tane de bu tarafa yapalım. Aynı onun hizasında olacak. Şöyle tamam. Bir yukarıdan bakabilir miyiz? Aygül bizi bir yukarıya... Ha, şu anda şöyle bir görselimiz var tam yani. Tam istediğim gibi oldu. Şöyle bir alalım birazcık. Tamam, bunlar böyle bir güzel kaldı. Biraz aşağılara inmeye devam edelim. Bu evimizin arkası olacak. Yani sırtımızı buraya yaslayacağız. Yan taraftaki bir yükseklik var ya. Aynısı gibi belki şurada da bir şey üretip. Suyun üzerinden eve girdiğimiz şöyle havada duran da bir çatı yaparak şu manzaraya doğru bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle bir iskele yapsak fena olmaz. İskele fikri güzel bu arada. Evet. Ama şu ahtapot... Bir şey olmaz. Öldürüyormuşum. Kontrole basınca gidiyor diye. Şu kenarda böyle ayaklarımızı uzatıp oturabiliriz. Suya dokunmak önemli bence. Ama içine girmek değil. Üç blok geriden duvarımızı başlatalım. Beyaz bloklarla yapalım. Beyaz blok, tamam. Ben bu oyunu sevdim arkadaşlar. Sabaha kadar oynayabiliriz. Koyalım biraz daha. Bence bu kadar yeterli. Tamam, yani. Tamamdır. Koyunlar nerede? Koyunlar gelsin de bir orana bakalım. Şimdi yani dört duvarımızı dönelim. Ya bu orantısal olarak...
Olmadı değil mi? Olmadı ama hadi neyse. Ya ön tarafta asıl manzaramız orada aslında. Salon mutfak yapayım derken sadece banyo yapmış oldum. Bunu 4 metre yükseltelim şu birinciyi de, ikinciyi de, üçüncüyü de. 4 metre yükseltelim. Evet. Aynı yatayda olduğu gibi yani. Ha, içini komple kapatalım mı biz? Nasıl? Kapatmayın ya böyle ha. Dursun işte. Tamam. İçine girdi koyun girdi bak. Hakikaten. Ama buradan geçmesin. Şimdilik geçmesin evet. Evet burayı da böyle öne doğru alın. Şimdi şöyle bir deniz tarafına gidip bir uzaktan şöyle bir bakalım. Şu anda 3 tane U harfi var gibi bir görsel evet, çıktı evet. Yani. Yani 3 tane mekan var şu anda. Evet. Şimdi şurada bir tane yukarıda kalmış ya. Bunun üstüne böyle 2-3 tane daha koyalım. Tamam. Aynısından bir tane de şu taraflara. Bak mesela şurada kalmış bir tane. Buraya da koyalım. Şunun hizasına gelecek kadar böyle tek bir yüzey yapabilir miyiz? Hatta bu kadar dağlık bir içerisinde bence böyle jilet gibi kare bir şey yapalım ki insan eliyle yapılmış olduğu belli olsun. Bana kalsa ben bu aşamada bırakırım. Ama siz illa camını, penceresini, kapısını görmek istiyor musunuz? Yapalım. Evet. En azından tamam. Çevresini işte duvar ne olacaksa hani bir kapatalım. Okey. Tamam. Peki. Madem öyle bir talebiniz var. Mesela denizin kenarında tam da bunun hizasında biten baraka gibi bir şey düşünün. Şimdi size bir trik göstereceğim. Siz tavanı camdan mı yapacaksınız? Hayır. Lütfen öyle yapalım mı? Aslında şöyle hani biraz ışık alırız diye düşünmüştüm. Ama her yerde yapmayacağım. Yok o tabii canım. Ben de çok ben fazla müdahale olmaya başladım. Evet ya tasarımcının işine karışılır mı çok bu kadar? Pardon. Çok ayıptır ya. Kötü işveren. Biraz öyle oldu evet. Ortalayarak iki yanına bir sütunlu şey koymak istiyorum ve çatıyı veranda ile birlikte kapatmak istiyorum. Sütunları tabii, neyden yapalım? Aynı bloklardan olabilir. Ha, beyaz. Evet. Tamam. Hatta hiç pencere de koymayalım. Üstünü kapatalım. Yani burası öyle bir hani ailece gidip pikniğe gittiğinizde sanki göl kenarında, nehir kenarında bir oturma yeri gibi kalsın. Hmm. Ay bulutlar ne kadar güzel. 2-3. Dalga mı geçiyorsunuz ciddi mi? Yani o kadar güzel değil. Bulutlara bakabilir miyiz? Ortadakini bir kat daha çıkalım. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi buradan yukarı merdiven yapabiliyor musunuz? Bu olur mu size? Tamam ya. Biraz görünüşü biz bozduk ama şu an. Bu yaşta çıkmak zor olacak ama olsun. Tamam olsun. Spor olur ama yani. Ama üste çıkınca güzel oldu değil mi? Evet evet. Evet. O cepheyi olduğu gibi cam yapın. Şu eflatunlar hoşuma gitti. Yan tarafa bir kapı ve cam yapın şu yana. Tamam çok tamam. Güzel. Tamam. Aynısından öbür tarafa da yapın bir tane. Yani böyle oturulacak yer burada olmalı. Şurada da bir tezgah kadar bir şey yapıp. Şöyle bir island yapıp. Böyle bu kadar basit bir şeyle. Bence yeterli. Sadece böyle içeri bir dekor vesaire. Allah. Pardon. Suyu hep sevmişim. Şu hizadan bir duvar örmeye başlayalım bence. Tamam güzel. Şuraya çatı ışıklı yaparız. Burası bence tamamen cam kalacak. Hmm. Manzara tarafı. Manzara tarafı. Evet. Aynen. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Hı hı. Ve sonlandıralım. Tabii. Şu yolu tamamen suyu görecek şekilde bence şuraya kadar kazalım. Buza ne diyorsunuz? Buz evin içinde çok durmaz ama. Ya ben böyle bir coğrafyada ev yapacak kadar cesur bir insansam bence buz bile evin içinde buz olabilir yani. Evet, çok bir sorun yok. Farklı bir. Yani en tepesine renkli bir şeyler ekleyebiliriz artık. Şey gibi ya. Bir öyle gidelim. Bir maviyle gidelim, bir pembeyle gidelim. İlginç olabilir. Çevrede böyle renkli ya evet. Ağaçlar falan. İsterseniz onu yapabiliriz. Ay Allah'ım lütfen. Estetik olmayan bir şey yapıyorum şu an. Tam ortalayamayacağız değil mi en son koyduğumuz beyazı? Yapmayın ya. Ya o kadar da yaptık ya. Bunu düşün. Evet. Aa, çok üzüldüm şu an. Uzaktan bakabilir miyiz şaheserime? Dini bir tapınak hissiyatı veriyor ama değil mi yani? Yani bir evet. Hissiyatı var yani. Ona kaçtı biraz. Bir şey söyleyeyim mi? Kötü değil. Yani içine de oturma yeri yapsak insanlar tamam. Var mı burada? İnsanlar girebiliyor mu? Daha çok hayvan gözlerinden oyun. Koyunlar nerede? Ya koyunlar mı kullanacak buraya? Şu anki durumumuz bu. Merdiven öyle olduğuna göre şu orta yere bir kapı daha yapalım. Evet. Yukarıya da cam koyalım şu cepheye. Yani burada bir döşeme olacak ama sembolik döşeme olmayı versin şimdi. Sağ evet. Taraftan da bir kapı yapın. Sol taraftan da bir kapı yapın. Evet çok güzel. Daha iyi bir aydınlatma yok mu? Bir
tane ateş meydanı yapalım diyorum şuraya. Tamam, meşalemizi asalım bu duvara. Tüm pencerelerinin iki yanına asalım bence. Hani aydınlatmamız da tamam. Bir de oturma yeri yaparsak işte... Tamam. Burası biraz şey gibi de oldu ya. Aşırı. Mesela ormanda yürüyorsunuz ve dinlenme yeri. Biraz böyle ibadet yeri. Yağmur yağdı mı içine kaçabilirsiniz. Yağmur yağdığında falan içine kaçabilirsiniz. Evet. Çünkü burada zaten büyük bir ev yapmamız imkansızdı. Her yer ağaç. Mekana uygun yapı yaptık ufacık. Orası böyle sarı taş olsun. Bu ön taraf böyle zikzaklı gibi mi olsun kenarda? Böyle kalabilir. Böyle illa çok sert rasyonel olmuş. Şuradaki bir taneyi kaldıralım mesela önünden. Şu köşedekini kaldıralım. Şunu. Ben aynı anda basıyorsunuz. Tabii hemen değil mi? Savaş çıktı. Evet. Tamam böyle. Tamam. Lütfen bu şaheseri bir tanıtır mısınız? Şimdi öncelikle şaheser olmaması en önemli kısmı. Evet, aynen öyle. Biz şu anda adaya düşmüşüz, kendimize bir yer yapmışız. Ya şöyle düşünün, daha kimseyle tanışmadık. İlk böyle bir yaşamla mücadelemiz var. Ama hayatı sevdiğimiz için yine keyfimiz yerinde. Onun için bulduğumuz odunlardan önce iskele inşa edip suyla olan ilişkimizi arttırıyoruz. Çünkü birincisi yemek de yememiz gerekiyor, balık tutacağız oradan. Sonra hemen arkaya oradan bulduğumuz bir takım kayalarla ve odunlarla bir zemin yaratıp kenarlarında bir baza oluşturuyoruz. Yani duvar. Evet. Bir korunaklı bir alan. Kendi alanımızı tanımlamakla ilgili bir şey yapıyoruz. Cam nereden bulduğumuzu bilmiyorum doğada. Bulmuşuz diyelim. Yani şeyi bulamadığım için aslında yapabilseydik dikmeler koyup hani onun üzerine bir çatı o duvardan koparıp ama şimdi şeffaflığı hızlıca versin diye camı şey yaptım. Üzerini de yine bir şeyle örtüyoruz. Böylece hem sıcaktan hem soğuktan korunuyoruz. Sanırım o çatıdaki o mavi beyaz gittik ya. Bizim ikinci çıktığımız da mavi olsaydı daha iyi olacaktı. Evet. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. Yok, evet. İyidir. Şöyle girip dinlenelim. Girelim içine, biraz oturalım yani. Manzaraya bakalım. Yani bayağı 10 dakika, 15 dakikada hızlıca böyle yapılabilecek bir şey yaptık. Böyle kar düzleminde. Sizin içinize sinen bir yer oldu mu? Bence fikriyatı anlatacak kadar bir şey çıktı. Mesela siz şu an buraya baktığınızda doğal olmadığının bir insan yapımı olduğunun farkındasınız bir. İkincisi böyle bir yapı burada olmasa siz şu an bu alanı ölçeklendiremiyorsunuz. Yani buraya bir insan koyduğunuzda insan ne kadar büyük, ne kadar küçük. Yani şu blok 25 santim mi, 25 metre mi onu algılayamıyorsunuz. Ama bu yapı içinde bulunduğu coğrafyayı hemen ölçeklendirmeye başlayan. Ha bu yapı bu kadarsa demek ki bu dağlık alan bayağı büyük bir yer. Evet. Diyen bir şey. O açıdan bir önem arz ediyor. Üçüncüsü de tabii şey yöneliyor. Yani etrafının çok farkında. Şu köşeye taş koyup yukarı çıkaralım. Bunu niye yapıyoruz? Baca bu. Ben bildiğim bir şeyi yaptırdım size. Bu şu anda mesela hali hazırda bizim görebileceğimiz bir bina mı? Evet. Allah Allah. Şöyle uzaktan bir göstersene bir bakayım. Evet bu görebileceğiniz bir bina. Bu bir avlusu var. Akdeniz evidir bu tipik. Üstte terası var. O odadan terasa çıkarsınız. 12-13 tane dış kapısı var bu evin. Ama bu böyle küçük bir evdir yani. Sizin eviniz mi? Bizim. Siz şu an kendi oturduğunuz evi mi yaptırdınız? Yazlığı yaptırdım. Yani. Çok iyi ya. Küçücük bir ev ama koridoru yok. Böyle odadan birbirine geçersiniz. He. Şu orta yerde mesela önde salon dediğimiz yer. Öbür tarafta yatak odamız bizim. Aha. Yukarıki de bağımsız bir yatak odasıdır. İçinde tuvaleti, banyosu, duşu olan. Onun altında yarısı banyodur, tuvalettir. Aha. Yarısı da mutfaktır. Onun içinden geçersiniz, gidersiniz filan. Çok iyi. Öyle bir tipik bir Akdeniz evidir. Son olarak size şunu soracağım. Şimdi Minecraft oyunu kısa bir süreliğinde de olsa denediniz. Hani gördüğünüz kadarıyla mesela ne bileyim mimar olmak isteyenler veya böyle tasarıma meraklı olan insanlar için mesela bu oyunu açıp arkadaşlar oynayın çok güzel şeyler yapabilirsiniz diyebileceğiniz bir
seviyesi var mı sizce? Var bence. Bu zaten Sims'te bile böyleydi. Evet, yani onların Sims'te verdiği, biz öyle başladık. Minecraft yoktu. Ben orta 2'deyken falan çıkmıştı Sims'in ilki. Evet. Çok önceydi. 90'lar. Tamam, söylemeyin artık. Yok. Yapılmaz değil mi? Yok. Çünkü kübik sadece yapabiliyorsunuz. Yani dairesel şeyler yapmak için kırık kırık yapmanız lazım. Ya biraz bundan, çok kısıtlıyor. Bundan olmaz, evet. Bu evet, şey gibi, hani Lego gibi diyelim. Aynen öyle. Bence kesinlikle uygun. Sims'te de aynı şey vardı. Burada da aynı şey var. Biraz blok boyutları küçülse ya da sanırım bizim girdiğimiz alandan kaynaklanıyor. Hani daha geniş çaplı şeyler daha şık çıkabilir. Şöyle bir şey. Bence mimarlık elle üretilen bir şey. O eskiz çizerken, bir şeyler karalarken el ve beyin arasındaki koordinasyon yaratıcılığın enteresan bir tarafını tetikliyor gerçekten. Böyle bir şey var. Dolayısıyla dijital ortamdan ziyade fiziksel ortamda. Hani bunu böyle oynaşmak yerine straforları keserek bir şeyler denemenin daha iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Tasarım aracı dayatmıyor. Sadece bir ortam sunuyor ve bu çok sınırsız, yani senin hayal gücünle sınırsız bir şey yaratabiliyorsun. Yani sadece mimar olacak olanlar değil de insanın algısını dönüştürmek üzere çok iyi bir atlı olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu da söyleyeyim, şimdi biz oyunun en temel versiyonunu kullandık. Daha bu oyunun işte architecture modları var, çok farklı çeşitler falan var ama tabii çok komplike hale geliyor o zaman oyunumuz. O yüzden çok fazla ona girmek İstemedik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bizce eğlendim. Çok güzel, keyifli oldu. Koyunlarla beraber koyun iş bir yer yaptık yani sizinle beraber. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Kapatıyoruz artık. Beğenmeyi, eğer beğendiyseniz ve abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, beğendiyseniz parmak yukarı işareti çok mühim biliyorsunuz. Yorum da yazabilirsiniz. Evet. Beğenmediyseniz de yazabilirsiniz. İzlediğiniz için ama peşinen çok teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla bitiriyoruz.